gelelim İsrail olayına. İsrail olayında da bakın işte burada yeniden Refah'ın hakkını yememek gerekiyor. Yeniden Refah'ın kitlesiyle AK Parti'nin kitlesi birbiriyle çok benziyor. Ve geçişler çok sık. Yapılan araştırmada 1 milyon 300 bin AKP'linin veya 1 milyon özür dilerim 300-400 bin AKP'linin yeniden Refah'a oy verdiği ortaya çıktı. Belki önümüzdeki süreçte çok daha fazla AKP'den yeniden Refah'a geçecek. Ve İsrail politikası, İsrail'e yapılan ticaret politikası yeniden Refah'ın gündeme getirmesi daha etkili olur. CHP getirse bir yere kadar ama yeniden Refah'ın bunu gündemde tutması ve dile getirmesi, Fatih Erbakan'ın ve diğerlerinin belgeleri ortaya koyması gerçekten AK Parti'yi epey bir yıprattı. O yüzden diyorum zaten yeniden Refah her konuda muhalefetliğini de göstermeli. Ha ileride düzeltirse Cumhur İttifakı ile kol kola girecekse de girsin. Umurumda bile değil. Yapabilir. Ama muhalefet olarak kendini seçimden seçime göstermesin Fatih Erbakan'ın partisi. Şimdi gelelim İsrail'e. İsrail'de ticaret tamamen durduruldu. 7-8 ay sonra, 8 ay sonra diyelim, ticaret tamamen durduruldu. 8 aydır aklınız neredeydi diye sormak gerekir. Hem bir taraftan müdahil olacaksınız. Katliam yaptı diye. Bir taraftan işte cellat diyeceksiniz, işkenceli diye onu diyeceksiniz, bunu diyeceksiniz. Diğer taraftan da ticaretiniz devam edecek. İsrail'e direkt ticaret yapanlar da var veya üçüncü ülkeleri kullanıp İsrail'e ihracat yapan sivri zekalılar da var tabii. Ama bunların hepsi çıkıyor. Her şey dijitalde. Ve Bloomberg'in iddiasıydı. İsrail'e ticaret durduruldu. Bir soru. Sizce bu ticarete en çok üzülecek olanlar kimler? Diye bir soru sorayım. Amin. AKP'liler, Cumhur İttifakı'nın içinde ticaret yapan Büyük Birlikliler, MHP'liler ve AKP'liler tabii ki. Ya işte, çok kötü bir durum, yani çok rezalet bir durum. İşte, çürümüşlük diyoruz ya, çürümüşlük maalesef bu. Tabii bu göstermelik bir ticaret durdurması 3 ay sonra, 5 ay sonra başlayacak ama şu anda durdurması da önemli. Ha, olabilir. Evet, bu iktidara ben de çok fazla güvenmediğim için yani ticareti durdurmuşlardır ama paravan şirketlerle bu ticaret bitmez, devam eder. Onu da tabii ki ya basın çıkartır ya siyasi partiler ortaya çıkartır. Bunu da duyarız. Ama şunu bir not düşün. İsrail'e ticaret durdu. Onu da hatırlatın. Peki bu noktaya nasıl gelindi? Biraz da onun altına bakalım. Biraz da buzdağının altına bakalım. Şimdi Hamas ve Hamas'ta tabii Haniye'nin Türkiye ziyareti vardı. Hala da zannedersem Türkiye'de ve güvenli bir ülke diye şu anda Türkiye'de duruyor. Yani Katar veya başka bir ülkede bir suikaste uğrayabilir diye ben tahmin ediyorum ve oraya gitmiyor. Türkiye şu anda Haniye'nin hamiliğini yapıyor, güvenliğini sağlıyor. Yani bir hafta önceye kadar buradaydı. Çünkü 2 hafta önce Erdoğan'la görüştü, 1 hafta sonra İsmail Ağa'da taziyeye gitti. Herhalde buradadır diye tahmin ediyorum. Türkiye'yi güvenli bir liman olarak görüyor. Ama Mossad'ın da aylar öncesinden şöyle bir cümlesi vardı. Biz Mısır'da, Katar'da ve Türkiye'de Hamas hedeflerine karşı operasyonlar yapacağız diye. Bu birincisi. İkincisi İsrail'in. Ha öyle mi? Bak Türkiye'deymiş. İşte Ahmet söyledi. İsmail Haniye Saadet Partisi liderini ziyaret etmiş. Ha bak adam hala daha Türkiye'de. Yani bu Türkiye'de kalacak gibi. Yani umarım ileride diplomatik bir kriz yaşatmaz. Yani biliyorsunuz o Diyanet'in çok aslında üstünde konuşulmadı. Bu da konuşulması gerekiyor da bir türlü bilgi alamıyorsunuz, netleştiremiyorsunuz. Diyanet'le giden bir imam var Kudüs'e. O da diplomatik bir kriz yaratabilirdi Türkiye için. Hamas'a katılmak için gidiyorum. İşte İsrail askerini bıçakladı. Ondan sonra öldürüldü orada filan. Tabii bu nasıl oldu? Nasıl Diyanet'in içerisine alındı? Bu adamın geçmişi nedir? Bunun gerçekten böyle cihatçılarla ilgisi var mıdır yok mudur bu imamın? Urfalı bir vatandaş herhalde. Bunun da aslında açıklanması gerekir. Dışişleri Bakanlığı bu konuda susuyor. Diplomatik bir kriz yaşanabilirdi. Haniye'nin Türkiye'de olması da Türkiye'ye bir diplomatik kriz önümüzdeki günlerde sorun yaşatabilir. Ardından işte İsrail bugün yarın Refah'a girecek. Adam dedi artık katliamcılar dedi ki İsrailli katliamcılar yönetimden bahsediyorum. İnsanlarla benim alakam yok. İşim olmaz. Ve dedi ki Refah'a gireceğiz dedi. Ne olursa olsun dedi Refah'a da gireceğiz biz dedi. Bugün yarın girecek ve ABD'nin Türkiye ziyaretini, Erdoğan'ın ziyaretini erteletmesi.
Haniye'nin Türkiye'de olmasından dolayı. Yani bunların üst üste geldikten sonra da Türkiye'de bir adım atması gerekiyordu. Bence İsrail'le ticaretin durma sebebi de aslında bu. Esas sebebi. Tamam, bir sebep yeniden refahın tavrı, ama sebeplerden bir tanesi ya biz bir adım atmamız gerekiyor. İşte Amerika ziyareti iptal oldu, hala refaha girecekler vesaire. Biz de ticareti durduralım. Biden'ın açıklaması var. Kampüslerde Yahudi düşmanlığına yer vermeyeceğiz diyor. Sert de müdahaleleri var. Erdoğan da işkenceci polisler dedi. ABD'deki bu ABD polisinin göstericilere yapmış olduğu kötü muameleye. Sanki bizim ülkemizde yok. Dün verdim ben ana haberde. Onu da neden veriyorum biliyor musunuz? Arşiv unutmaz diye veriyorum. Çünkü aklımla dalga geçirmek istemiyorum. Bana da bu ülkede zulüm yapılıyor. Bana ve ben gibi insanlara da gerek fiziki gerek psikolojik zulüm yapılıyor. Hatırlatmak için beyefendiye ben o görüntüleri paylaştım. 2013 yılındaki gezi olaylarının görüntüsünü paylaştım. Sen Amerika'yı eleştireceksin. Tamam mı? Zulüm yapıyor diyeceksin. İşkence yapıyor diyeceksin. Ben de eleştiriyorum zaten onu. O tür görüntüleri. Ama kendi ülkemde de hem psikolojik hem de fiziki şiddete maruz kalıyoruz. Ve şiddet görüyoruz. Yani seni mi eleştirmeyeceğiz o zaman? Cumhurbaşkanını mı eleştireceğiz? Hayır, bu ikircikli durumu tabii ki masaya yatırıp eleştireceğiz. Bak, sizin yüzünüzden insanlar gazetecilik mesleğini yapamayıp yurt dışına gidiyorlar. Orada can veriyorlar. Birazdan değineyim. Değinecektim ama şimdi sırası gelmişken mesela Celal Başlangıç hayatını kaybetti yurt dışında. 2017 yılından beri iktidarın baskılarından dolayı yurt dışında yaşayan bir gazeteciden bahsediyoruz. Orada artı gerçeği kurdu, artı televizyonunu kurdu, o internet sitesini kurdu. 2017 yılından beri, efendim çok iyiydi değil mi? Artı gerçek çok iyi gidiyor bu arada. Yurt dışından yayın yapıyor. İşte bu ve bunun gibi gazeteciler, deneyimli gazeteciler, cesur gazeteciler, Celal Başlangıç gibi bunlar Amerika'da yaşıyor, Almanya'da yaşıyorlar, birçok Avrupa ülkesinde yaşıyorlar. Hayatını kaybetti. Bir süredir Köln'de de tedavi görüyormuş. Hastalığından dolayı maalesef kurtarılamamış. Çok cesur bir gazeteciydi. Düşünsenize, en zor dönemlerde Kürt meselesini veya terör meselesini yazan, ne bileyim işte askerin uygulamalarını yazan önemli isimlerden, Güneydoğu'daki hak ihlallerini yazabilen, kaleme alabilen cesur insanlardan biriydi. Pasaportu bile iptal edildi bu insanın. Pasaportu bile iptal edildi. Türkiye'ye girişi yapılamıyordu. Türkiye'ye giremiyordu. Yani Türktü ama Türk vatandaşıydı ama Türkiye'ye gelemiyor. İşte siz bunları yaşatacaksınız. Fiziki ve psikolojik zulmü uygulayacaksınız. Ondan sonra da Amerika'daki bu olayları ya sen işkencesin filan diyeceksin. Kim inanır ki? Kadir inanır bile. Kadir abi bile inanmaz size. Allah rahmet eylesin demiş. Bu ülkede fikir özgürlüğü yok. Kendi gibi düşünmeyen insanlar dışlanıyor demiş. Aynen öyle. Biden dedik. Erdoğan dedik.